Ben bakıyorum dakikamıza, zamanımız geldi. Birazcık sohbet edelim hocalarım. Sonra dersin işleyişini nasıl yapacağımız noktasında birkaç bilgilendirme yapacağım. Kurum içerisinde zaten tanışacağız inşallah. Yakın zamanda yüz yüze eğitimler başladığında derslerimizle birlikte olacağız. Ben Yasin Hoca. Hani tanımayan arkadaşlar için şöyle kısa bir tanıtım yapayım. Vatandaşlık ve öğrenme psikolojisi öğretmeniyim. Yaklaşık 8 yıldır bu sektördeyim. Bu sene sizlerle beraber sadece vatandaşlıkta birlikteyiz. Bu noktada emin olun ki en seveceğiniz derslerden biri olacaktır vatandaşlık. Şimdi aslında bu bir aylık periyodu sizler için daha verimli nasıl yapabiliriz dedik. Birazcık böyle konu anlatayım. Birazcık böyle soru çözeyim istedim. Ha, dersler başladığında da zaten her şeyi en baştan alıp o şekilde ilerleteceğim zaten. O noktada herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Tamam. Onu da antiparantez belirtelim hocam. Şimdi bugün o yüzden ilk kısımla alakalı, şöyle vatandaşlıkla alakalı bir tanışma yapalım. Çünkü birçoğunuzun Fransız kaldığı, belki birçoğunuzun sevmediği bir derstir. Ama ben hep şunu söylerim. Vatandaşlık dersi, dersler arasında en sevilen derslerden biridir. Çünkü içinde yaşadığımız toplum siyasi bir toplum. Buradaki her şeyi bilmek zorundayız. Yani bu dersten öte bizim hayatımız için büyük bir önem taşıyor. O yüzden dersi de böyle yaşayarak sizlere vermeye çalışıyoruz. Ona da dikkat etmeye çalışacağız. Bugün 2 saatlik bir dersimiz var. En azından bunu verimli geçirebilmek adına dediğim gibi önce küçük küçük bir not anlatımı, tabii ki derste olduğu gibi böyle detaylı anlatmayacağım. Sadece tanışma maksadıyla bazı şeyler anlatacağım. Bir de pekiştirmek adına da en son sorular çözeceğiz. Tamam? Derse başlamadan önce sormak istediğiniz, kafanıza takılanlar varsa söyleyeyim, yoksa başlayalım. Dersler başlayınca yüz yüze eğitimler hocam. Her sınıfta şunu yapıyoruz. Kendi kitabımız var. Onun PDF'ini atıyorum sizlere. İsteyen arkadaşlarımız onun çıktısını alıp dersi o şekilde dinleyebiliyor. Yani keyfe keder bir şeydir. Ben kendi kitabımın PDF'ini atıyorum bilerek. O PDF'in çıktısını alıp ders takibini yapmak daha iyi olur. Onu da baştan söyleyeceğim. Ha, burada online eğitimde yapacağımız her şeyin de PDF'lerini atacağım sizlere. İsterseniz bunlarla da çalışabilirsiniz. O zaman hazırsak ben bir giriş yapayım bakalım. Neymiş bu vatandaşlık? Tanışalım. Hadi canım hocam. Şimdi vatandaşlık dediğimiz dersi aslında biz size şu başlıkla gösteriyoruz. Hukuk dediğimiz bir başlığımız olacak. Ve biz bu başlık kapsamında size aslında 3 tane temel soruyu öğreteceğiz hocalarım. Nedir o 3 soru dediğimizde? Bir, temel hukuktan bahsedeceğim. Ki bizim için en uzun noktalardan bir tanesi, her şeyin bir temelini atacağız burada. Ufak noktalarla tanışacağız. Sonra anayasamız var bizim. Bir anayasa hukuku diye başlık atacağız. Hatta bu anayasa başlığında organlarımızı vereceğim size. Belki duymuşsunuzdur, yasama, yürütme, yargı gibi temel organlarımız var. Bu organların ne işe yaradığı ve hangi organı duyduğumuzda neler aklımıza geleceğini sizlere öğreteceğiz. En sonunda da idari hukuku dediğimiz çok güzel bir başlık olacak. Genellikle öğrencilerin zorlandığı, ama benim öğrencilerim hiçbir zaman zorlanmaz. Ve idari sistemden de bahsedeceğiz. Bu belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il, ilçe, köy, bunlar ne iş yapıyor, kimler var başlarında, onlardan bahsedeceğim. En sonunda da hocam idari hukuku kapsamında memurluklar vardır. 657 diye geçer. Sen bu 657'yi görünce titre. Çünkü inşallah sen 657'ye tabi olacaksın. Yani bir devlet memuru olacaksın. Bu idari kapsamda bir de devlet memurlarından kısaca sizlere bahsedeceğiz. Hani dersimizi şöyle ufacık bir görün istedim. 9 adet sorumuz vardır vatandaşlıktan. Bu 9 soruya ek olarak 6 adet de güncel bilgiler vardır. En baştan hocam, hani dersi sıfırdan alıyoruz. Hani genel tekrar yapacağım ve soru çözeceğim. Yani ders ilerlemesi yapmıyoruz online'da. Onu söyleyeyim. Online'da ders ilerlemesi yapmıyoruz. Bazı sınıflarda başladım. Bazı sınıflarda hiç tanışmadık. O yüzden her şeyi sıfırdan alıyorum. Şöyle ufak tanıtmalar yapacağım. Sizler de bu şekilde genel tekrar yapmış olursunuz. Eksikleriniz varsa gören arkadaşlarınız için eksikleri de gidermiş olursunuz. Hadi bir başlayalım. Derse ilk giriş her zaman şunu sorarız biz. Deriz ki içinde yaşadığımız toplulukta birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek adına belli başlı kurallara ihtiyaç vardır. Evet, bu kurallara peki ne ad verilir dediğimizde de sosyal hayatı düzenleyen kurallar denir. Müthiş bir sınav sorusu.
Yakala. Peki diyecek sana soru. Sen hayatımızı düzenleyen kurallar nelerdir? Hocam bunu sorduğu anda dört tane temel başlık aklımıza gelecek. Bir, din kuralları. İki, ahlak kuralları. Üç, görgü kuralları. Dört, hukuk kuralları. Peki nedir bu? Din dediğim şey Allah tarafından kurulmuş olan kurallar. Peki ben bugün din kurallarına uymadım. Ne gibi? Örneğin bugün namaz kılmadım. Bu da bir din kuralıdır sonuçta. Peki ben bugün namaz kılmadığım zaman nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalıyorum? Maddi mi, manevi mi? Bak, mantığını sen de çıkar. Biri namaz kılmadığım için hapse atabilir mi? Hayır. O yüzden din kurallarına uymayan bir kişi nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalır? Manevi. Peki canım hocam, yaptırımı manevi olan bir şey biz yapacaklarımızdan alıkoyar mı? Aa, o zaman biz başka kurallara da ihtiyaç duyarız. Bu sefer devreye girecek olan ahlak kuralı. Ahlaklı insan deriz yani iyi insan ol, kötü insan olmak gibi kavramlardan bahseder. Peki ahlaksız diye nitelendirdiğimiz kişilere uygulayacağımız yaptırımlar nasıl? En fazla ahlaksız dersin ki başka bir şey yapamaz. Yine yaptırımı manevi. Bu da yetmedi o zaman. Bir şeye daha ihtiyaç duyacağım. Bak bu sefer de görgü girdi. Görgü dediğimiz hani bir kişinin oturma şekli, hitap etme şekli bunların hepsi görgüyle ifade edilir. Bugün sen hocam görgü kurallarına uymuyorsan yine nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalıyorsun? Manevi. Peki din, ahlak ve görgü. Bu üçünün varlığı sosyal hayatın düzeni için yeterli olur mu? Olmaz hocam. Niye biliyor musun? Çünkü yaptırımları manevi olan bir şey bizi yapacaklarımızdan alıkoymaz. Bizi frenleyecek bir şeye ihtiyacımız var. Ha, işte ne girdi devreye? Hukuk. Niye? Çünkü hukuk kuralları iyi dinle. Bir, devletimiz tarafından desteklenir. İki, uyulması zorunlu. Uyulmadığı takdirde de nasıl yaptırımı var diyeceğim. Maddi. Yani hapis alırsın, para cezası alırsın değil mi? O zaman aslında hukuk kurallarını biz diğer adıyla hadi uyuma da göreyim deriz. Çünkü yaptırımları maddi olduğu için seni frenler hocam. Peki sana şöyle bir sınav sorusu sorsam. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran yegane özellikleri sayın desem neler diyebilirsiniz bana? Birincisi madde, ikincisi devlet olarak. Süper. Bir, maddi. İki, devlet. Peki yazılı olması da ayırt edici bir özellik diyebilir miyiz hocam? Evet, yaz, ama diğer kurallar da yazılı hocam. Değil mi hocam? Ayırt edici bir özellik olarak kullanamayız. Harika Sibel hocam. Aynı zamanda sana da. Çünkü dinde yazılı, görgüde yazılı, adab-ı muaşerat kitapları var. Ama hukukta yazılı. Tamam ama ayırt edici bir özellik değil. Ayırt edici derse ne diyeceğim? Maddi yaptırım ve devlet tarafından desteklenmesi. Tamam. Güzel. O zaman bunu cebe attık. Sürekli yaptırım dedik de. Peki yaptırımlarımız neler? Bak tane tane veriyorum. Belli hatlarla. Hocam şunu da bil. Yaptırım dediğimiz şey müeyyide olarak da karşınıza çıkıyor. Beş tür yaptırımımız vardır. Bir ceza. Nedir ceza? Kısaca değineceğim. İki cebri icra durumları var. Üç tazminat. En çok karşılaştığımız şeydir. Dört hükümsüzlük ama şu hükümsüzlüğe bir yıldız atayım. Çünkü hükümsüzlüğün belli başlı detaylı noktaları var. Onlara da bir değineceğim. Bir de canım hocam iptal dediğimiz bir yaptırımımız olacak. Bu yaptırım da bizler için aslında büyük bir önem taşıyacak. Şimdi birincisiyle başlayalım. Kime ceza verilir? Bir şeyin cezai yaptırıma tabi olabilmesi için önce ortamda ne olması lazım? Suç olması lazım. Tamam. Suç işleyen kişiye uygulanan yaptırımlara biz ceza diyeceğiz. Yani durduk yere gel kardeş sana ceza vereceğim gibi bir şey söyleyemezsin tabii ki. Tamam. Peki hazır bunu söyledik. Buradan hareketle şunu da konuşalım. TCK yani Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda herkese aynı ceza mı uygulanıyor? Hayır, yapılan eyleme göre değişkenlik gösterir. O zaman geliyor sınav sorusu. Peki ne tür cezai işlemler vardır? Ya kişi hapse girer ya da para cezası öder. Ama şunun altını çiziyorum. Adli para cezası. Bak hocam sorularda şaşırtmak için idari para cezası der.
O değil adli para cezası. Tamam. Hapis cezadır da kendi içinde süreli, müebbet, ağırlaştırılmış müebbet olarak ayrılır. He, kısaca toparla. O zaman TCK kapsamında 4 tip ceza varmış. Hapis, süreli hapis, müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet, adli para. Mesela buraya idam eklesem, idam bizim TCK cezaları içerisinde var mı? Hayır. Ne zaman kaldırıldı bilen var mı? 2004'teydi galiba. Süper. 2004'te hocam. Bir de bu TCK cezalarını çok karıştırdığınız bir yer var. Normalde ben onu sizi ta en son konuda öğretiyorum ama burada da vermek istiyorum. Nedir o karıştırdığınız şey biliyor musunuz? 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurlara uygulanan disiplin cezaları ile karıştırıyorsunuz. He. Eğer ki soru sana disiplin cezası derse memurlar aklına gelsin. Ama sana TCK cezası derse şu an verdiklerimiz aklınıza gelsin. Bir hatırlama amaçlı şimdiden öğrenelim mi onları da? Memurlara uygulanan cezalar. 1. Uyarı. Dikkat et. 2. Kınama. Kınama cezası. 3. En çok canımızı yakan şeydir. Aylıktan kesme cezaları vardır. 4. KDM. KDM ilerlemesinin durdurulması vardır. Ve 5. Memurluktan çıkarma. Canım hocam, devlet memurlarına uygulanan 5 tip ceza vardır. Dikkat. Evet hocam. Bu cezalardan kademe kademe ceza veriliyor değil mi? Yani bir anda tabii kademe cezası verilmiyor direkt olarak. Hayır, verilebilir. Şöyle mesela kişi terör ya da yüz kızartıcı bir suç işlerse direkt çıkarma yapılabilir hocam. Yani illa basamak basamak gitmek zorunda değil. İşlenilen suça göre. Başta bir kere uyarı aldıysa ikinciye uyarıyı yemez. İkincide kınama başlar. Sonra aylıktan kesme. Onu memurluklarda zaten öğreteceğim sizlere. Ama illa kademe kademe gitmek zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Bir de şimdiden şunu da söyleyeyim. Televizyonlarda çok görüyorsunuz. O yüzden vermek istiyorum. Bazen televizyonda şöyle diyor işte X memur görevden uzaklaştırıldı. Hocam bak bakayım görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası mı? Yazdın mı öyle bir şey? Aa. Ya da yer değiştirme gibi bir şey yazdın mı? Sürgün gibi bir şey? Aa. Bunları görürseniz dikkat bunlar bir ceza değil aslında. Kişinin iyiliği için yapılır. Beklemede. Ona göre ceza verilecek ya da verilmeyecek. Tamam. Bunu şimdiden verme sebebim, tekrar söylüyorum canım hocam. Neyle karıştırma diye? TCK cezası ile memurlara uygulanan disiplin cezalarını karıştırma diye verdim. Anlaştık? Koyduk cebe. Ve ben burada ceza deyince aklıma ne gelecekmiş? Suç. Bunu unutmuyorsun. Devam. Geldim C1 icra yaptırımına. Hocam C1 icra kelime anlamıyla bilsen bile soruları çözmen için yeterli olacak. İcrai işlemlerden aklına gelsin. C1 icra dediğim şey zorla yerine getirme. Burada zor ile kastettiğim şey işte adamı gittim kafasına yapıştım, boğazını sıkıyorum. Kaba kuvvet anlamında zordan bahsetmiyorum hocam. Burada devletin zor kullanımından bahsedeceğiz tamam mı? Devlet zoru ile yerine getirme. Mesela devlet sana hangi durumlarda zor kullanabilir? Bana borcun var, ödemiyor. O zaman ben seni mahkemeye veririm. Devlet de gelir senin malından, mülkünden, maaşından almaz. Ne kullanır yani sana? Zor kullanır. O zaman ben buna ne diyeceğim hocam? Borcun ödenmemesi durumda yaşanılan şeylere C1 icra diyebilirim. Ya da mesela verilmiş bir mahkeme kararı var. Sen bu mahkeme kararına uymadın. Uymadığında yine neyle karşılaşırsın? C1 icra. Mesela mahkemeden sana kağıt gelmiş. Diyor ki şu gün şu saatte duruşmam var. Altında da yazmış geleceksin. Gelmezsen. Gelir ben seni alırım diyor. Yani ne kullanırım diyor. Zor kullanır. Tamam. Evet kalp için aldın neyi? Zor kelimesini. Zoru gördüğün anda C1 icra gelecek. Kısa kısa geçiyorum hepsini. Çok detaya girmiyorum. Çünkü her şeyi vereyim istiyorum. Tazminat varmış. Hocam tazminat aslında çok duyuyorsunuz. Hani ünlüler arasında çok fazla derecede bu tazminat davaları görülebilmekte. Hangi durumlarda kişi böyle bir yaptırıma gidebiliyor?
Hangi durumlarda dersem tek bir durum var. O da hocam zarar. Bakıyorsun olaya. Olayda sen zarara uğrarsan, dikkat, tekrar diyorum. Olayda sen zarara uğrarsan, bu zararın giderilmesi için açılan davalardır. Hocam, bu zarar maddi mi sadece? İlla sadece maddi zarar mı gerekli? Hani şeref, onur, haysiyet, hani bazen kişileri küfür ediyorlar. Değil mi? Manevi de olabilir. Hem maddi hem manevi. Benim kişiliğimi hakaret etti. Şerefimle, onurumla, haysiyetimle oynadı. Yine tazminat açarım hocam. Hangi durumlar? Yani haksız fiil durumlarında açabilirim. Haksız fiilden kastım hani fiil Türkçe'de nedir? Eylem. Haksız eylem olursa tazminata giderim. Ya da ortada bir sözleşme var. Kişi bu sözleşmeye uymadı ve zarara uğrattı. Yine tazminat açarım. O zaman ben tazminat dediğim yaptırımları zararın olduğu durumlarda açacağım. Geldim. Burada birazcık kalacağım dedim. Hükümsüzlük dediğimiz bir yaptırım var. Hükümsüzlük, terim anlamı olarak hocam, hükmü yok, yani geçersiz. Hükümsüzlüğün tüm türleri bir geçersizliktir. Ama sana soru, geçersizliğin hangi türüyle açıklanır derse orada olay değişir. Niye? Çünkü hükümsüzlük kendi içerisinde üçe ayrılacak. Yokluk durumları var. Olayınız burada başlıyor. Bakın çoğunuz bunu çok karıştırıyorsunuz. İyi dinleyin, anlamazsanız sorun. Butlan durumları var ki bunu ikiye ayıracağım. Mutlak butlan ve nispi butlan olarak. Bir de tek taraflı bağlamazlık durumları var. Şimdi iyi dinle. Örneklerle bunları bir güzelce açıklayalım. Şimdi yoklukta, butlanda, tek taraflı bağlamazlıkta bunların hepsi bir hükümsüzlükmüş. Yani geçersizlik. Ama ne türü geçersizlik? Olay örneğine göre değişecek. Mesela bir sözleşmede yasanın aradığı temel şartın olmadığı durumlara yokluk diyeceğiz. He. Yani hocam kısaca hangi durumlar yokluğa giriyor biliyor musun? Bak şurada yazmışım. Kurucu unsurun olmadığı durumlar düşün. Öyle bir örnek ver ki bu örnekte kurucu unsur yok. Mesela evliliği düşünelim sizle. Evlilik bu konuyu anlamanız için en güzel örnektir. Bugün yaptığınız evliliğin geçerli olabilmesi için kurucu unsur kim? Geçerli olabilmesi. Nikah memuru. Ve... Ama nasıl nikah memuru? Resmi nikah memuru. Çünkü dini nikah. Mesela ben seni hocam geldim. Kız arkadaşım var. Hocam bizim nikahımızı kıy dedim. Benim öyle bir yetkim yok ama tamam hadi ben kıyıyorum deyip senin nikahını kıydım. Ya da dini anlamda bu nikahı yaptın. Bu nikahın bir geçerliliği olur mu? Olur. Yani ben eşimle evlendim. Ama evliliği dini nikahla yaptım. Herhangi bir geçerliliği söz konusu değildir hocam. Ya da şöyle de diyebiliriz. İki erkeğin ya da iki kadının evlenmek istediğini düşünün. Bu evlilik Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli olabilir mi? Hayır. O zaman buraya bir örnekte şunu yazın lütfen. Aynı cinsten kişilerin evliliği yine neymiş hocam? Hükümsüzmüş. Hükümsüzün hangi türüyle açıklanıyormuş? Aynı cinsten kişiler niçin evlenirmiş? Bak başlığa. Ne diyor başlık? Yokluk. Yokluk. Yokluktan evlenir işte o yüzden. Tamam. Evet. Yani hiçbir geçerliliği yoktur hocam. Devam. Bunu attım cebe. Beraber izliyoruz. Geldim butlana. Butlanın iki tipi varmış. Mutlak ve nispi butlan. Nedir bu? Açalım. Hocam mutlak butlan diğer bir tabirle kesin olarak hükümsüzlüktür. Bak hangi olaylar mutlak butlana girer biliyor musun? Öyle bir olay düşün ki kurucu unsur olsun. Aynı örnekten git. Yani resmi nikah memuru var. Ondan yana sıkıntı yok. O yüzden yokluk olmuyor. Ama problem nerede dediğimde problem şuradaymış. Emredilenlere aykırı davranıyormuşsun. Dikkat, problem neredeymiş? Emredilenlere aykırı davranıyorsun. Hemen örnek yaptım. Kişi, canlar ilk 3 derece yakını ile evlenemez. Evlenmeye kalksa bile,
karşılığında resmi nikah memuru gelse bile nikah memuru diyecek ki bu kişi senin ilk 3 derece yakının, bu evlilik gerçekleşemez. Gerçekleşse bile sonradan ortaya çıksa da bu evlilik ortadan kalkar çünkü kesin hükümsüzlük. Tamam. Bak Hocam, bir şey sorabilir miyim? tabii. Bu yasalar yeni çıkmış yasalar mı yoksa geçmişten beri olan yasalar mı? Geçmişten beri var ama geçmişte biliyorsun hani dini nikah olayları söz konusuydu ya hocam. O yüzden bu tarz uygulamalar çok net bir şekilde gerçek anlamda ortaya konulamıyordu. Çünkü Açıkçası. geçmişten beri yapılan akraba evlilikleri vardı da ondan dolayı Ama hangi akrabalar? İşte daha çok kuzenle evlilikler var hocam. Kuzenle mesela zaten evlilik serbest. Şu anda da serbest. anladım. Kuzenizi seçebiliyorsun. Ondan yana sıkıntı yok. Onu öğreteceğim. Çünkü o ilk 3 derece olmuyor. İlk 3 derece ana baba, zaten ileride öğreteceğim dereceleri de sizlere. Kardeş, dayı, amca, teyze, hala gibi. Tamam. Eğer ki bir kişi dayısıyla evlendiyse ki hala öyle evlilikler var. Ama o evlilikler nasıl yapılıyor? Resmi nikahlama. Dini nikahı. Dini nikahlı. Tamam. Engel olamıyorsun ki. Dini nikahla yapıyor. Hiçbir geçerli yok çünkü resmi anlamda yapamaz onu. Tamam. Bir insan dayısıyla niye evlenmek ister ya? Yani yapıyorlar maalesef hocam. Çok fazla var. Evet. Hatta geçenlerde bir ünlü de yakalanmıştı. Yeğeniyle bir araba sınmıştı bu yaz döneminde. Mesela yeğen dediğimiz kişi ilk 3 derece. Onunla da evlilik söz konusu olamaz. Evet, nispi butlana geldim. Bak dikkat et. Yoklukta ana unsur yoktu. Mutlak butlanda ana unsur var ama emredilenlere aykırı. Nispi butlan ise her şey tamam. Resmi nikah memuru var. Evleneceğim kişiyle aramda evliliğe engel teşkil edecek bir durum yok. Ama problem ne biliyor musunuz? İradesinde sakatlık var. Nasıl yani? Evleniyorum. Evleneceğim kişiyle aramda problem yok. Karşında resmi nikah memuru var ama masanın altından silahı dayamışım. Ya benimsin ya kara toprağın diyorum. Yani iradede problem var hocam. İradede problem var ve bu ispatlanırsa bu yapılan evlilik iptal edilebilir. Tamam ama kişiye sorulur. Derhal hükümsüz olmaz. Kişiye sorulur. Eğer iptal ettirmek istiyorsa iptali gerçekleşir. Tamam. Yani mesela derler ya sarhoştum hatırlamıyorum. Sarhoşluğunu kanıtla. Evet söylediğin şeyin geçerliliğini biz de kabul edelim deriz. Tamam. Son bir durum vardı hükümsüzlükle alakalı. Onu da verip toparlayacağım. O da tek taraflı bağlamazlık. Bununla da çok karşı karşıya kalıyoruz. Ben de çok yaşadım bunu. Hocam tek taraflı bağlamazlık dediğim şey daha çok şu. Sözleşme yapma ehliyetine sahip olmayan kişilerin yaptıkları satış sözleşmeleri hükümsüzdür. Nasıl yani? Sözleşme yapma ehliyeti olmayan diyorum. Örnek 18 yaşını doldurmamış bir kişi. 17 yaşındaki bir kişi gitti taksitle bisiklet aldı. Ve o bisikleti veren kişi çocuğun kimliğine tam bakmayıp sözleşmeyi, senedi, sepeti bu çocukla yaptı. Peki bu yapılan senet geçerli olur mu? Olmaz. Aa, çünkü niye? Sözleşme yapma ehliyeti yok hocam. Anlaştık. O yüzden biz buna tek taraflı bağlamazlık diyeceğiz. Peki bir durum daha vardı. O da son bir başlığımız iptal yaptırımı. Hangi durumları teşkil ediyor iptal yaptırımı? Dikkat et. Öyle senle ben aramızdaki işlemi iptal ediyoruz. Bu değil hocam. İptal yaptırımları idari işlemleri kapsar. Yapılan bir idari işlemin, biz bunu 15 Temmuz sürecinde çok yaşadık. Hukuka aykırı yapıldığını tespit edilmesi durumunda mahkemeci iptal edilmesi. Tamam. Hukuka aykırı yani bir tarafta devletin olma zorunluluğu var. İdari işlem diyorum çünkü. İdari işlemin hukuka aykırı yapıldığını tespit edildiği durumları biz iptal yaptırma diyeceğiz. Peki bu yaptırımlar karışsın istemiyorum. Oturtabilmek adına birkaç soru cevap yapalım mı hep beraber? Yorum kısmını da kullanabilirsiniz. Sesli cevap da verebilirsiniz. Şimdi Olur. bir. Çünkü bayağı karıştı bende şu an. Şimdi toparlayacağız zaten hocam. Aslında karışmadı. Bazen sizde böyle olacak. Diyeceksiniz ki ya hocam karıştı sanki ama soru cevaplar yaptıkça oturacak hocam. Merak etme. Şimdi bir de online olduğu için biraz daha hızlı gidiyorum. Çünkü ders akışı gibi gitmeyeceğim. Sebebi burada bir şeyleri yüzeysel vermek.
Mesela soru kökünde suç görüyorsanız ne yapacaktınız hocam? Hangi yaptırım uygulanır? Ceza. Ceza. Bu kadar basit. Ceza. Bak kendini sınav. Peki soru kökünde zor görürsen, devlet zoru söz konusu olursa ne olur? Cebri icra. Bak aslında ne kadar basitmiş. Soru kökünde zararı uğramasından bahsederse? Tazminat. Evet. Tazminat durumları derim. Soru kökünde bak yapılan işlemin kurucu yokluk. Unsurları yok. Hükümsüzlüğün yokluk durum. Yokluk. Ama sana hocam şöyle derse hukuki işlemin kurucu unsuruna sahip ama emredilenlere aykırı derse Mutlak butlan. Her şey tamam ama iradede sakatlık var derse Nispi. Ben sarhoştum hatırlamıyorum dediğim bir şey. Velayet ya da vesayet altında bulunan, yani mesela 18 yaşını doldurmamış bir kimsenin yaptığı bir satış sözleşmesi. Tek taraflı. Ama idari işlemlerin hukuka aykırı yapılması. Süper. Bak zaten her dersin sonunda bu şekilde soru cevaplar yapacağız ki konuyu da oturtmaya çalışacağız. Ders içerisinde yüz yüze eğitimlerde bunlarla ilgili örnek sayısını çok çok arttıracağız. Onu da merak etme. Tamam. Evet, o zaman bu kısımda anlaşıldıysa geçtim. Sana diyecek ki aşağıdakilerden hangisi? Hukukun temel görevleri arasında yer alır ya da almaz. Hukukun belli başlı görevleri ya da amaçları varmış. Bunu kodlayalım mı? Kodlamamız şu hocam. Bağ-ge-öş. 1. Hocam ders notumuz olacak zaten. Kendi kitabımız var. Onun PDF'ini atacağım. Siz çıktı alacaksınız. Ama bunu da atarım size. Hiç sıkıntı yok. Kendi ders notumuz var zaten. Dersi rahat takip etmeniz için. Evet. B. Barış. A. Adalet. G. Güvenlik. E. Eşitlik. Ö. Özgürlük. Y. Yeni oluşum ve gelişmelere cevap vermek. Ama burada bir kalalım. Nerede kalalım biliyor musunuz? Hukuk sistemi içerisinde eşitlik vardır ama bu eşitlik mutlak bir eşitlik midir? Ne demek istiyorum? Mutlak demek nedir biliyor musunuz camlar? Herkesi istisnasız herkese aynı şekilde uygulanması. Hukuk herkese aynı şekilde uygulanıyor mu? Evet, hukuk uygulanıyor ama aynı şekilde mi uygulanır? Hayır. Bugün bir cumhurbaşkanına, bir milletvekiline, bir sağır vedisize, bir 10-12 yaş altındaki çocuğa herkese farklılık arz eder. O yüzden mutlak bir eşitlik yoktur. Bak bunu dipnot olarak belirteyim. Hukukun temel görevleri arasında eşitlik vardır ama bu eşitlik asla mutlak bir eşitlik değildir hocam. Tamam? Peki şunu da özetleyelim. Hukukun belli başlı özellikleri var. Bu özellikler nelerdir dediğimizde de hukuk geneldir. Genelden kastım sadece İzmit'te yok. Sakarya'da var, her yerde var. Genel olduğu için de nesneldir. Çünkü herkese uygulanır. Kişilik dışıdır. Ahmet'e, Mehmet'e özgü bir hukuk diye bir şey var mı? Yok tabii ki. Hukuk caydırıcı mı? Aslında biz bunu ilk derste gördük, daha dersin girişinde. Hadi uyuma da göreyim dedim. Tabii ki caydırıcı ki bununla karşı karşıya görüyoruz. Soyuttur, şeffaftır, berraktır. Herkese aynı şekilde uygulanır. Bir de dikkat, hukukun en temel özelliği süreklidir hocam. Ne demek istiyorum? Hep şöyle derim zaten sizlere. Sizi şu an 2 dakika yalnız bıraksam, dikkat et, sizi şu an ben 2 dakika yalnız bıraksam, sizce ne olur? Var ya, kan gövdeyi götürür herhalde. Hatta bununla ilgili bir film vardı, Arınma Gecesi. Belki izlemişsinizdir. Bir günlüğüne hukuk sistemi kaldırılıyor. Gel gör sonra neler oluyor. O yüzden hukuk arkadaşlar bir saniye bile ben mola verdim diyemez. Hukuk her zaman olmak zorunda. Tamam mı? Peki gel bakalım. Seni şimdi de şuraya götüreceğim. Hukukumuzun belli başlı kaynakları var. Şimdi bu noktadan itibaren konuyu anlamanız için şöyle yapalım. Siz bir hakimsiniz. Hakim olarak karşınızda da bir mesele var. Tamam mı? Hakim ya da savcısınız işte. Ve bu meseleyi çözeceksiniz.
çözebilmeniz için belli kaynaklardan yararlanmak zorundasınız hocam. Peki bu kaynaklarımız nelerdir? Kendi içerisinde yararlanmak zorunda olduğunuz 3 temel kaynak var. Yazılı, yazısız ve yardımcı kaynaklar. Ama bunların hepsi sizi bağlar mı? Birazcık onu konuşacağız işte beraberce. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Yazılı kaynaklar diyorsam yetkili makam tarafından konulmuştur. Sen ben koymadım. Yetkili makam oluşturdu. O kelimeme dikkat et, şöyle kalp içine alayım. Yetkili makam diyorsa aklına yazılı kaynakları getireceksin. Peki canım hocam, bizim şu an yazılı kaynaklarımız var mı bakıldığında? Var. Hatta onların en babası 1982 Anayasası. He, hazır bunu söyledim. O zaman sizle beraber gelin şöyle bir şey yapalım mı? Yazılı kaynaklarımız neler desem, beraberce bunları bir sıralayalım. En üstte yazılı kaynaklarımızda ne vardır arkadaşlar? Anayasa. 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 Onun altında ne vardır dersem? Kanun. Kanun. Onun altında ne var desem? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Onun altında ne vardır? Yönetmelikler. Yönetmelikler. Onun altında ise genelge, genelge ya da yönerge dediklerimiz var. Bak, ben sana bu yazılı kaynakları aynı zamanda bir sıralamayla verdim canım hocam. Sıralamadan kastım da şudur. En yetkin olandan en aşağıya doğru sıraladım. Yani bu yazılı kaynaklar arasında en büyük yetkiye sahip olanı anayasadır. Niye bu sıralamayı verdim? Bir, yazılı kaynakları bil diye. Eskiden şöyle bir şey vardı. Belki aranızda duyan vardır. Kanun hükmünde kararname, tüzük. Böyle şeyler vardı. Duymuşsunuzdur eminim. Bunları artık hayatınızdan çıkarın. Artık böyle bir şey yok hocam. Çıkarıldı. Aynı zamanda yazılı kaynaklarını biliyorsun. Bir. İki. Sıralanışını bileceksin. Zaten defalarca söyleyeceğim bunu. İster istemez yine oturacağım. Ve bir de bu sıralanışın bize katkısı ne olacak biliyor musun? Mesela adam sana diyecek ki kanun ile yönetmelikler çatıştı diyecek. Bu tarz bir çatışma söz konusu olduğunda hangisinin dediği geçerli olur dediğinde biz ne diyeceğiz? Hangisinin dediği geçerli olur? Kanun. Niye? Çünkü hiyerarşik düzende kanun ona göre daha üstte yer aldığı için. Tamam. Bunu lütfen zihnimize oturtalım. Problem yaşamayalım. Şimdi biz bir, hakim olarak önce yazılı kaynakları, yani yazılı kaynaklardan kastım burasıymış. Buna bakarmışız. Peki hocam, yazılı kaynaklarda sonuca ulaşamazsam alternatif kaynağım neymiş? Yazısız kaynaklar. Ama yazısız deyince örf adet gelmesin. Bunun hukuk haline getirilmiş olanı gelsin. Hukuk haline getirildiği için bağlayıcı niteliktedir. Peki hemen şöyle bir soru. Bir örf adetin örf adet hukuku haline gelebilmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir desem, bir, toplumda uzun süre tekrarlanmalı. Biz bunu aynı zamanda maddi unsur deriz. İki, toplumda genel bir inanış olmalı. Biz buna da manevi unsur da deriz. Üç, örf adete uyulmadığında devlet tarafından destek verilmeli. Buna da biz hukuki unsur deriz arkadaşlar. Tamam. Dikkat. Bunların hepsi örf adet hukuku haline gelebilmiş durumlar. Çünkü örf adet herkesin farklıdır. Ama bunun hukuk haline gelmiş olanları herkesi bağlayıcı nitelikte olur. Ben o zaman yazılı kaynağa baktım. Alternatif yazısız kaynaklara gittim. O yüzden tali kaynak olarak da ifade edilir. Hani tali yol deriz ya. Yazısız kaynaklarda da sonuca ulaşamadım. En son çare nereye gidiyorum? Yardımcı kaynak. Ama hocam, yardımcı kaynaklar nedir biliyor musunuz? Televizyonlarda duyuyorsunuz. Ona bakmıştır, buna bakmıştır hakim, meseleyi çözememiştir ve vermiş olduğu karar ilk kez verilmiştir. Bu kararı biz nasıl kararlar diyoruz? Hani televizyonlarda da duyuyorsun. Nasıl kararlar diyoruz hocam? Emsal. Emsal kararlar herkesi bağlar mı? Emsal diye nitelendirdiğimiz kararlar herkesi bağlar mı? Hayır. Bağlamaz. Tamam. Emsal deyince mesela şıklara şöyle şeyler yazarlar. İşte der ki doktrinler der. Ya da bilimsel içtihatlar der. Şu içtihat kelimesini olabildiğince dikkat etmeye çalışın hocam. Bak, içtihat kelimesini gördüğünüz anda derhal aklınıza
yardımcı kaynaklar yazsın. Ya da bir takım mahkeme kararları der. Mahkeme kararlarını da gördüğünüz anda derhal yardımcı kaynaklar diyeceksin. Niye biliyor musun? Birazdan soru cevap yapacağım sana. Soru cevap yaptığında şunları göreceksin. Aşağıdakilerden hangisi hakimi bağlayıcı nitelikte değildir diyecek. Yazılı kaynak bağlıyor hocam. Örf adet hukuku bağlıyor hocam ama yardımcı kaynak bağlamaz. Yani doktrinler, içtihatlar, mahkeme kararları, yargı içtihatları bunlar bağlamaz. Emsal karardır. Sadece kopya çekebilir. Şimdi bunlar niye önemli biliyor musunuz? Bunları kullanmaya devam edeceğiz. Niye önemli olduğunu aslında şurada söyleyeceğim sizlere. Çünkü aslında buradaki sistem hukukta boşluk olduğunu bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Ne yaptık az önce? Yazılı kaynağa baktınız dedim, sonuca ulaşamadınız. Ulaşamadıysanız o zaman orada bir boşluk yok mudur canlar? Evet. Şimdi o boşluklara ne hak veriliyor onu öğreteceğim. Bak kafan karışmasın, iyi dinle, özetleyeceğim sonra. Detaylı vereceğim çünkü birazcık. Şimdi sen hakimsin, meseleyi çözeceksin. Çözmek için önce hangi kaynaklara bakarsınız dedim hocam? Meseleyi çözmek için önce hangi kaynaklara bakarsınız? Yazılı. Süper. Yazılı kaynaklara baktım. Konuyla ilgili hüküm yok. O zaman ne tür bir boşluk var derse cevabınız ne olacak? Kanun boşluğu. Soru sana sadece yazılı diyorsa yapıştır kanun boşluğu. Anlaştık. Ama detayına giriyorum. Var olan bu kanun boşluğu hakim takdir yetkisini kullansın diye bilerek ve istenerek bırakılmış bir boşluk derse bu boşluğa ne hak vereceğiz? Kural içi boşluk. Hakim burada takdir yetkisini kullanacağı için takdir yetkisini kullanarak meseleyi çözüyor mu kural içi boşlukta? Çözüyor. Ama kural dışı boşlukta ise bilmeden ve istemeden bırakılan bir boşluk olduğu için burada meseleyi çözemiyoruz. Yani aslında kural dışı boşluk aynı zamanda tam bir kanun boşluğu demektir. Dikkat! Yani şıkka bazen kanun boşluğu yazmayıp açık ya da örtülü boşluk ya da kural dışı boşluk yazabilir. Onların hepsi aslında bir kanun boşluğunu gösterir. Abartabilir der ki kanunda konuyla ilgili genel ya da özel hiçbir hüküm yok der. O zaman açık boşluk. Hüküm var ama meseleyi çözmek için yetersiz örtülü boşluk. Farkında mısınız? Her ikisinde de zaten mesele çözülmüyor. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yavaşlayayım. Çünkü kural dışı boşlukta mesele çözülemez. Çözülemeyeceği için sen hakim olarak demek ki yazılı kaynaklarda artık meseleyi çözemiyorsun. Alternatif bir yol bulman lazım. Peki alternatif kaynağın neydi senin? Tali kaynak da demiştik. Neydi o da? Yazısız. Çünkü sen kanun boşluğunun olduğu şu sol kısımda sadece yazılılara baktın. Yazılıya baktın, sonuç ulaşamadıysan alternatif yararlanacağınız kaynak nedir canlar? Yazısız kaynaklardır. O zaman ben sana soru olarak şöyle bir soru sorsam. Yazılı ve yazısız kaynaklarda konuyla ilgili hiçbir hükmün olmadığı durumlar desem, yazılı ve yazısız kaynaklarda. O zaman sen cevap ne diyeceksin? Bu duruma ise bir hukuk boşluğu adı verilir diyeceğiz. Peki yazılıya baktın, yazısıza baktın, ikisinde de sonuca ulaşamadın. Hakim olarak artık meseleyi çözmek zorundasın. Hakim meseleyi nasıl çözer? Nasıl çözecek hocam? Hakim bu meselenin çözümü için hukuk yaratacak. Bak çoğunuz buna kanun yaratır diyor. Hayır. Kanun yaratılmaz. Hukuk yaratır. Yarattığı hukuk da yardımcı kaynaklar içinde yer alır. Yani nedir o? Emsaldir. O zaman herkesi bağlıyor mu hukuk yaratılması? Hayır. Şimdi bunu toparlayalım. Burası çünkü önemli. Karışık gibi gelir ama çok basittir. Gel şimdi şöyle silirdim. Beraber toparlıyoruz. Soru cevapla gidiyoruz. Ben hakimim. Yazılı kaynağa baktım. Yazılı kaynaklarda konuyla ilgili hüküm yoksa hangi tür boşluk var? Yazılı dedim. Kanun boşluğu. Kanun boşluğu. Harikasınız. Peki var olan bu boşluk bilerek bırakılmış bir boşluk dersen? Kural içi. Kural içi.
Peki yazılı ve yazısız kaynaklarda konuyla ilgili bir hüküm yok dersen? Hukuk boşluğu. Peki hukuk boşluğunun olduğu durumlarda hakim meseleyi çözmek için ne yapar? Hukuk yaratır. Bu kadar basit. Olay, kurgu tamamen bundan ibaret hocam. Devam edeceğiz. Zaten dersin sonunda bir de size sorular soracağım. Tamam mı? Sadece konu anlatımıyla tutmayacağım. Bu arada ara vermeyeyim diyorum. Yani yorgun musunuz bilmiyorum ama bu şekilde blok devam edelim isterseniz. Hocam bence verelim ya, bir çay falan alıyoruz. Tamam. O zaman ara verelim. Hadi 10 dakika dinlenin. Saat kaç? 3.30. 10 dakika dinlenin. 40 geçe buluşalım o zaman, olur mu? Tamam. Tamam hadi. 10 dakika sonra buluşuyoruz. Evet hocalarım. Haydi bakalım. Yerimizi alalım yavaş yavaş. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sesim geliyor mu? Görüntü de geldi mi? Evet. Tamam. Süper. Çaylar alındıysa haydi bakalım. Devam edelim. Şimdi aslında az önce belirttiğimiz bu yazılı, yazısız, yardımcı kaynaklar, oradan hareketle hukuk sistemindeki boşluklar, bunlar bizim için önemli. Zaten soru tiplerini de birazdan göstereceğim. Çok fazla tutmayacağım sizleri. Şimdi burada bir de iki tane daha noktamız var. Onları da bir vermek istiyorum. Onlardan bir tanesi de hukuk sisteminde çeşitli anlamlar var. Buradan da çok soru sordu ÖSYM. Çünkü belli isimler, belli anlamlandırmalar yapılıyor. Dört tip anlam vardır. Mevzu, pozitif, doğal ve tarihi hukuk dediğimiz. Dört tip durumdan bahsedeceğim hocam. Yani bunlar neler? Hangi duruma mevzu, hangi duruma pozitif, hangi duruma doğal, hangi duruma tarihi hukuk diyoruz? Ana hatlarıyla dikkat et. Zaten hatlarını çiziyorum ben. Eğer ki soru sana yetkili makam tarafından konulmuş olan hukuk kurallarını sorarsa. Bak ne diyor yetkili? Yetkili deyince aklınıza ne gelecek demiştim? Yazılı. Yani soru sana yazılı olan kaynaklara ne ad verilir dediği anda yapıştırıyorsun hocam mevzu. Mesela bizim kaynaklarımıza bakın, 82 anayasası var. Biz onu kullanıyoruz. Yani yazılı. O zaman Türk hukukunun adı da mevzu hukukudur. Ama soru sana bunu sormuyor. Yazılı ve yazılı olmayan ya da yazılı ve yazısız hukuk kurallarına ne ad verilir derse biz buna ne diyeceğiz hocam? Dikkat et, yazılı ve ne geçirdim? Yazısız ibaresini geçirdim. O zaman pozitif diyeceksin. Çok basit. Devam ettim. Ama soru sana yazılı ya da yazısız değil de olan değil yani olması istenilen, hayal edilen, hani ütopya deriz ya, ütopik bir şey. Olan bir şey değildir. Hayal ettiğimiz, kurgu ürünü olan bir şeydir. Eğer ki soru sana olan değil, olması istenilenden bahsederse, yani ütopyadan bahsederse buna ne diyeceğiz? Doğal hukuk. Eğer ki soru sana tarihin belli bir döneminde konulmuş ama kaldırılmış olan derse de tarihi hukuk. Mesela bizim 82 anayasası öncesinde kullandığımız birçok anayasa olmuştu. Bunların hepsi bir tarihi hukuktur. Mesela idam dedik, kaldırıldı 2004'te. Bu da bir tarihi hukuktur. Hocam senin burada bunları bilmene rağmen bile bile laciz olduğun bir nokta var, biliyor musun? Nedir o da? Adam sana geliyor, şöyle bir soru soruyor. Diyor ki tarihin diyor belli bir döneminde konulmuş olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir diyor. Hepiniz tarihi diyorsunuz. Hocam bakın şu cümle bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Tarihin bir döneminde uygulanmış. Ya hepsi tarihin bir döneminde uygulandı. Önemli olan devamı. Devamında kaldırılmış diyorsa tarihi. Devamında yazılı diyorsa mevzu. Yazılı ve yazısız diyorsa pozitif. Olan değil olması istenilen diyorsa doğal. Bunlara dikkat edeceksiniz. Tamam. Bak sorularda da zaten ne tip sorular geldiğini göstereceğim birazdan. Son bir konu yapalım. Şunu da bir özetle size vereyim istiyorum. Sonrasında da soru cevap yapalım, olur mu? Hukukun belli başlı sınıflandırmaları var. Nedir o sınıflamalar? Mesela emredici hukuk var.
Kendi içinde yedek hukuk kuralları var ki bunlar daha çok yapılan sözleşmelerde karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi tamamlayıcı, bir diğeri yorumlayıcı. Bir de tanımlayıcı dediğimiz bir şey var. Dört tip durum varmış. Hangi durumlar emredici diyeceğiz? Hangi durumlarda tamamlayıcı? Hangi durumlarda yorum? Hangi durumlarda tanım kullanıyoruz? Gel beraber bakalım. Birincisiyle başlayalım. Emredici hukuk. Mesela şöyle düşün hocam, ben devletim ve sana bir şeyi emrediyorum. Emrettiğim bu şeyin aksini yapabilir misin? Yaparsan ceza alırsın. O zaman hocam, buradaki ana hattımız ne biliyor musun? Soruda sana aksi düzenlenemeyen dediği anda demek ki bana bir şeyi emrediyor ve ben bunun aksini yapamam diyeceksin. Güzel. Ne gibi? Mesela erkekler. Düşünün kendimizi. Bize neyi emrediyor hukuk? Askere gideceksin. Ya da hepimize ne vereceksin diyor. Vergini vereceksin. Aksini yapabilir misin? Sadece bunlar değil. Sana şunu da söyleyeyim. Sakın diyor, olumsuz davranışlarda da bulunma diyor. Bu da emredicidir diyor. Peki şöyle bir soru sorsam. Emredici hukuk niçin var? Kamu düzenini, ahlak kurallarını, zayıfları korumak için vardır hocam daha çok. Kamu düzenini, ahlak kurallarını ve zayıfları korumak için konulmuştur. Ve aksi hiçbir zaman yapılamayacak olan hukuk kurallarıdır. O zaman buradaki ayırt edici unsur anlaşıldı değil mi? Bak dikkat et buna. Geldim bir de yedek hukuk kuralları. Bu yedek hukuk kuralları daha çok hocam, hani yaptığımız sözleşmeler oluyor ya. Bu sözleşmelerde karşımıza çıkıyor. Mesela şöyle düşünün. Sizle beraber biz bir sözleşme yaptık. Sözleşmede ne olursa tamamlayıcı hukuka gideriz. Sözleşmede ne olursa tamamlarız onu. Biz neyi tamamlıyoruz genellikle? Eksiklik. Bu kadar. Bu kadar basit Ali Hocam. Direkt ne arayacaksın yani? Eksiklik. Mesela en çok yaşadığımız şeylerden biri. Aramızda evli olanlar var mı, başını yakanlar? Ben. İştahla söyledim. Sarhoştum, hatırlayamıyorum diyebiliyor muyuz bu saatten sonra? Kanıtlarsan kabul hocam. Kanıtlamazsan sıkıntı. Şimdi hocam sana bir şey sormak istiyorum. Özellikle evli olana soracağım o yüzden. Evlenmeden önce... Eşinle beraber yarın öbür gün hayat bize ne gösterir bilemeyiz. Allah korusun tabii de. Bir boşanma durumu söz konusu olur düşüncesiyle bir evlilik sözleşmesi yaptın mı? Asla. Niye yapmadın hocam? Şimdiki aklım olsa belki. İyi günde kötü günde dedik. Hastalıkta sağlıkta. onlar yalan hocam. Boşanma aşamasına gelen insanları görüyorsunuz çevrenizde. O zamanlar işte conconluk yaptık. Evet, bugün mesela çevremizde insanlara bakıyoruz, imrenerek yaşanan ilişkiler var. Gerçekten Allah bozmasın diyoruz ama öyle bir ana geliyor ki insanlar, boşanma durumları. Bir de günümüzde de gerçekten moda bu. Yani eminim şurada kaç öğrencimiz var? İşte toplamda 26 öğrencimiz var. 26'sına da sorsam 26'sında çevresinde boşanmış onlarca insan vardır. Eskiden bunu göremezdik. Çünkü moda artık bu. İnsanlar direkt boşanıyor. Ama boşanınca da en büyük tartışma konusu ne oluyor biliyor musun hocam? O yüzden evli olan hocamıza sordum. Bu malları nasıl paylaşacağız? Mal yoksa sıkıntı yok zaten de. Ev var, araba var. Nasıl paylaşacağız? Peki hocam, boşanmaya kalkarsan ben zararlı çıkarım. Mal bende daha çok. O zaman seninki güzel bir şey yapmış hocam. Biz onu düşünemedik. Ben de iki çocuk var hocam. Yok öyle bir şey, gayet iyiyiz. İyi, sıkıntı yok. Ben harika hocam, Allah bozmasın. Şimdi hocam niye bunu diyorum? Mesela insanlar boşanma aşamasına geldiğinde ortada bir sözleşme olmadığı için, yani bir eksiklik olduğu için ne oluyor? Devlet diyor ki tamam boşadım sizi diyor, hakim diyor, veriyor kararı. Ama diyor evlendiğiniz andan itibaren alınan tüm mallar sözleşmeniz olmadığı için yarı yarıya bölüşülecek diyor. Mesela A diyor ki ya malların hepsini ben almıştım, kendim kazandım aldım. Beni ilgilendirmez diyor. Hani yaptığınız sözleşme yok. O yüzden yarı yarıya paylaşılacak. Tamam. Yani
Bazen hatta bununla ilgili geçmişte bir haber izlemiştim. Sınıfta da anlatmıştım. Şimdi size de anlatayım. Yeni olan arkadaşlarımız var. Şöyle bir olay yaşanılmıştı bundan birkaç yıl önce. Bir kadın eşiyle tartışma yaşıyor. Boşanmak istiyor ama bunu eşine söylemiyor. Çünkü evlendiği eşinin evlenmeden önce evi, arabası, her şeyi vardı. Güzel yere kapak atmış yani. Neyse. Gel zaman git zaman boşanmak isteyen bunu eşine yansıtmıyor. Çünkü şunu yapıyor. Boşanmadan önce eşine gidiyor, diyor ki hayatım, diyor, iyi davranıyor. Bizim, diyor, bu ev 2+1. Biz bu evi satsak 4+1 ev alsak, diyor. Adama sattırıyor evi, yeni bir ev aldırıyor. Hayatım, diyor, bizim bu araba eskimiş, diyor. Biz bunu satsak yeni bir araba alsak, diyor. Adam da para gani. Tamam, diyor, satıyor, yeni bir araba alıyor. Sonra çat, boşanma davası. Şimdi mallar ne oldu arkadaşlar? Ama tamamen yarı yarıya bölünmesi lazım hocam. Aynen. Eğer ki bunu yapmasaydı kadın avcunu yalardı. Ama o kadın büyük ihtimal benim öğrenci, öğrenmiş her şeyi. Ne yaptı? Dekilik yaptı. Boşanmadan önce mala konabilmek adına sattırıp yenisini aldırdı. Şu an kızlar eminim şunu düşünüyor. Eğer ki eşimin malı varsa dur sattırayım onu da yenisini aldırayım, benim de hakkım düşsün. Çünkü evlenmeden önce alınan mallarda asla hak talep edilemez, bilginiz olsun. Kadın için de geçerli, erkek için de. Tamam? Ya mesela kadınlar da şey yapabiliyor. Örnek yine kendimden vereceğim, yine Allah korusun diyorum da. Tabii. Ya benim mesela bana ait olan malları gidersin babanın, annenin üzerine yaparsın, eşin de avucunu yalar. Ha, o da olur. Mesela çoğu zaman onu da çok yapıyorlar ki ben mesela yani bu tarz şeyleri bu tarz şeylere de girebiliyor insanlar. Gerçekten normaldir. Aslında bu yani günümüzde kötü gibi bakılır ama yapacak bir şey yok. Çünkü insanlar o aşamaya geldiğinde maalesef bazı şeyler kötü olabiliyor. Evet, tamamlayıcı hukuk o zaman eksikliğin olduğu durumlarda geliyor. Şimdi yorum var hocam. Yorum kullanacağım. Nerede yorum kullanırım? Hukuki bir kavramı okurum. Ne anlama geldiği belirtilmemiş. He, o zaman yorum gücü kullanırım. Tamam, bak, ne anlama geldiği belirtilmemiş. Ne gibi? Mesela siz geldiniz bana dediniz ki hocam ben ay başında ödeme yapacağım dediniz. Şimdi bu kelimeyi kullanan arkadaşınızın ödemesini siz olsanız ayın kaçına kadar beklersiniz? Eminim herkes farklı şey söyler. Biri, beşi, onu, on beşi, ay sonu diyenleriniz olur. Açık bir kelime değil çünkü. Hemen yorumlayıcı hukuk devreye girer ve der ki eğer ki ay başı şeklinde bir ibare kullanıldıysa bundan ayın biri anlaşılır der. Çünkü ikisi gecikmeye girmiştir der. Eğer ay ortası denildiyse bundan ayın 15'i anlaşılır, 16'sı gecikmeye girmiş demektir. Buna da dikkat edin diye belirtir. Yorumlayıcı hukuk tam anlamıyla budur hocam. Tamam mı? Peki geldim son bir kavrama, o da tanımlayıcı. Tanım kullanıyoruz. Burada ise hukuki bir kavramın ne anlama geldiği belirtiliyor. Açıktır. Bu şu demektir. Hani dır dir ekleri vardır ya. İkame etki, işte bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Sana direkt ben tanım yapıyorum. Yani işin özeti hocam. Gel hemen seninle beraber özet yapalım. Aksi düzenlenemiyor diyorsam ne diyeceksin? Emredeceğim. Aksi düzenlenemiyor diyorsam... Emredici. Sözleşmede eksiklik varsa ne yaparsın? Tamamlayıcı. Tamamlarsın. Tamamlama. Yapılan bir şeyin ne anlama geldiği açıklanmamışsa yorumlayıcı. Yorumlarsın. Yorumlayıcı. Ama ne anlama geldiği belirtilmişse de o zaman bana tanım yapmış olur. Şimdi bu konuları en azından temel hukuk dersinin giriş kısmını size şöyle bir tanıtmış oldum. Yüz yüze eğitimlerde zaten bunların yine aynılarını vereceğim. Şimdi bunu biraz daha pekiştirelim mi sizle beraber? Pekiştirmek adına da şunu yapalım. Sahne sizin. Ben karışmıyorum. Buradan gelebilecek ve gelmiş sınav soruları yaptıracağım size. Bir 15-16 tane soru çözüp günü bitireceğiz. Bir, herkes cevaplasın bakalım. Bazen şöyle dersin, vatandaşlık böyle ezber ders gibi gelir ama ezber değildir hocam. Zihni öyle işleteceğiz ki soruları çözünce aha bu budur diyeceksin. Tamam mı? Sosyal hayatı düzenleyen kurallar vardı. Hangisi bunlardan biri değil? İster yoruma yaz, ister konuş, hiç fark etmez. Denizli. Denizli. Süper. Din, ahlak, görgü, hukuk vardı. Ama siyasi diye bir kural bahsetmedim. Aynı zamanda çıkmış bir sınav sorusudur bu arkadaşlar. Peki bir şey daha sorsam. Hukuk kurallarını diğerlerinden ayıran yegane özellik nedir arkadaşlar? Maddi yaptırım olması. Evet, yaptırımının maddi.
Hayır. Yazılı olması olmaz değil mi? Yazılı olması değildi hocam. Çünkü ahlak da şey, dinde yazılıydı, görgü kuralları yazılıydı. Tamam. Şu cevapla bakalım. Hangileri müeyyide, hani yaptırımlar vardı ya, onlar arasında gösterilemez. Soruyu dikkatli okuyalım. Gösterilemez. 3. Yalnız 3 mü hocam? B mi? Evet. Ceza, cebir icra, tazminat, hükümsüzlük, iptal. O zaman ne yok? Din yok. Din yok. O zaman cevap B. Harika. Devam. TCK. Hangisi Türk Ceza Kanunu içerisinden yer almaz hocam? Hangisi TCK cezası değil? Ayırmıştık. TCK demiştik. Bursa. Bursa. Aynen. Bursa. Disiplin demiştik. Bir tanesi disiplin cezası, o da kınama cezası. Diğerleri ise bir TCK cezasıdır. Harikasınız. Hocam ya, bu soruyu daha bir irdelesek olur mu? Çünkü ben hep bu tarz sorularda yanlış yapıyorum. Tamam. Hocam bak, ders içerisinde de şöyle vermiştik. Ayıralım hemen. Özellikle bu tarz soru sorduğunda ÖSYM'e TCK'yı aklına getireceksin. Bir de devlet memurlarına uygulanan disiplin cezalarını aklına getireceksin. Az önce de yaptık, gel bir daha yapalım bunu. Ben şimdi sana TCK dersem, TCK cezalarından kastım şunlardı. Ya hapse giriyordun, ki bunun türleri süreli, süresiz, müebbet, ya da adli para cezası. Adli kontrol şartı deriz ya. Adli para cezaları var. Ama disiplin cezaları ise memurlara uygulanıyor. Orada uyarı var, kınama var, orada aylıktan kesme var. Mesela bu aylıktan kesme idari paradır. Adli parayla karıştırma. Aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesi var ya da memurluktan çıkarma var. Bunlar bir disiplin cezası. Yani soruda sana en çok sorduğu sorulardan biridir. Hangisi disiplin cezasıdır ya da değildir der. Mesela adli para, müebbet hapis, hapis, ağırlaştırılmış müebbet. Bunların hepsi TCK, ama kınama gibi, uyarma gibi, aylıktan kesme, kademe durdurulması ya da memuriyetten çıkarma gibi cezalar bir disiplin cezasıdır. Farkı bu. Özellikle bu ikisini bir sormaya çalışır ÖSYM, ayrımına dikkat edeceksin hocam. Tam görevden uzaklaştırma yok değil mi disiplin cezasında? Görevden uzaklaştırma ya da yer değiştirme bir disiplin cezası değildir. O bir ceza değildir hatta. Onunla ilgili bir şey yazmadım zaten. Dipnot olarak memurların altına yazdırıyorum onu. Şıklarda görevden uzaklaştırma, yer değiştirme, sürgün gibi şeyler görürseniz onlar bir ceza değildir. Mesela hocam, Ahmet'i devlet yaptığı eylem sonucu görevden uzaklaştırdı. Ne oldu Ahmet'e? Evine gidecek, yatacak. Bekle Ahmet. Ahmet bir ay bekler, iki ay bekler, bir yıl bekler. Benim bir arkadaş var. Bu olaylar sebebiyle açığa alındı asker. 2 yıldır bekliyor, biliyor musunuz? Ve 2 yıldır da her ayın 15'inde 7.000 lira maaşı yatıyor. Ama evinde öyle keyfini çıkarıyor. Böyle bir saçmalıktır bu. Tamam mı? Yani bir ceza değildir o. Çalışıyor gibi maaşını da her şeyini de alır. Zaten almasa zaten öyle olmaz. Tamam. Devam. Hemen İyi bir cezaymış o zaman o. Efendim? İyi bir cezaymış o zaman. Tabii biz televizyonda görüyoruz ya, görevden uzaklaştırdı. O ceza değil ki. Adamın soruşturması başlıyor. Ha, ya göreve geri döner ya da dönmez. Ona göre zaten ceza verilir. Yani riski öyle yani. Aynen öyle. Hı hı. Hukuk kurallarına uymayan bir kimsenin devlet zoru. Denizli. Zor kelimesini görünce. Cebri icra'yı yapıştırdık. Harikasınız. Hangisi cebri icra uygulamasına uygun örnektir? Bak bakalım. Hangilerini cebri icrada uygulatabilirsiniz? Hadi gönder bakalım cevabı. C şıkkı hocam. C şıkkı hocam. Evet, borcunu ödemezsen, mahkeme kararını uymazsan, sana zor kullanırım. Doğru. C şıkkı. Bak mesela Gülşah yazmış olduğu kimya ile ilgili test kitabını sınav öncesinde basımının gerçekleşmesi için bir basım eviyle anlaşıyor. Ve anlaşmaya göre de 2 ay içinde kitabın basımı gerçekleştirilecektir diye sözleşme yapıyor. Ancak kitap basım süresi
sınavdan sonraya kalıyor ve bu durumdan dolayı Gülşah zarara uğruyor. Zarar. Tazminat. Tazminat hocam. Ya zarar varsa tazminat yaptırımına başvurur. Soner ile Metin yakın arkadaşlıklarını evliliğe dönüştürmek istemektedirler. Bak bak. Soner'le Metin mi? Tövbe ya Rabbim. Hocam caiz değil. Cevap. Evet. İki erkek niçin evlenir? Yokluktan evlenir hocam. Evet. Devam ettim. Ay bu çok iyi geldi. Yokluk. Hayır. Bak, ayırt etme gücü olan ancak 18 yaşından küçük bir çocuk. Aslı dökümsüzlük. Neydi bunun diğer adı? Tek taraflı bağlamazlık. Tek taraflı bağlamazlık. Tek taraflı bağlamazlık. Diğer adıyla neymiş? Askıda. Aslı dökümsüzlük. Evet, harikasınız. 15 Temmuz sürecinde gerçekleştirilen askeri kalkışma sonucunda yapılan incelemelerde idari işlemlerin bir kısmının hukuka aykırı yapıldığı tespit edildi. Evet. Ne İptal. Oldu onlara? İptal. Harika. Yani olur. İdari işlem, buna dikkat ettim. İdari işlemler iptal yaptırımı uygulanıyor. Peki hukukun temel görevleri ya da amaçları var demiştik. Hangileri bunlar arasında gösterilebilir? Bana cevabı vermeden önce hukukun temel görevlerini biz bir kodlama yapmıştık. Hatırlayan var mı? Bage öy. Aynen. Bage öy. Bage öy. O zaman özgürlük var mıymış? Var. Evet. Güvenlik var. Barış var. Evet. Yeni oluşum ve gelişmelere cevap vermek var. Evet. Yes. Harika. Bir uyuşmazlığı çözümüne yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi hakimin yararlanmak zorunda olduğu kaynaklarda biri değil? Aa. Adana. Evet. Anlatırken size sazanlık yapmayın dedim ama. Aa, hukuk diye bir saniye. Bak size bir şey demiştim. Üç kaynağımız vardı. Yazılı, yazısız bir de yardımcı kaynaklar vardı. Hatırlıyor musunuz? Denizli olacak. Hangisi seni bağlamaz, emsal niteliği taşıyor dedim. Yargısal kararlar. Yargısal kararlar. Aynen hocam. Bak örf adet deseydim doğruydu ama örf adet hukuku dediğim için bağlar. Yönetmelikler bağlar, kararnameler bağlar, anayasa bağlar ama yargısal kararlar nerede yer alıyor? İçtihattır onlar. Yardımcı kaynaklarda yer alır. Bak bu en eleyici soru tipidir. Dikkat edin. Bir de burada emsal dememizin nedeni neydi hocam? Emsal dedi ki. Orada. Emsal herkesi bağlamaz. Hani televizyonda görüyorsun ya hakim o konuyla ilgili ilk kez öyle bir karar vermiştir. O yüzden bağlayıcılığı yoktur. O karar bozulabilir ya da o karar sonradan kanunlaşabilir ya da başka bir hakim aynı olayla karşılaşınca aynı onun gibi karar vermek zorunda değildir. Herkesi bağlamaz. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Türk hukuku mevzuatında bağlayıcılığı bakımından diğerlerinden üstün olanı hangisi? Anayasa hocam. Anayasa. Değil mi? Hadi sayalım mı bir daha? Bizim kaynaklarımız vardı. Bunun en üstünde anayasa vardı. Anayasa. Sonra... Anayasa, evet. Kanun. Tamam. Onun altında ne vardı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Onun altında yönetme. Sonra da genelge yönerge. Aslında en bağlayıcı olan anayasadır. Medeni kanunun 4. maddesine göre hakimin takdiri yetkisini kullanarak hukuki uyuşmazlığı çözüme kavuşturduğu boşluk türüne ne demiştik? Kural içi boşluk. Aynen. Hani bilerek ve istenerek bıraktığımız boşluktu. Bilmeden istemeden deseydik kural dışı olurdu. Tamam. Eğer ki yazılı kaynaklarda var olan boşluk diyorsam ona ne diyecektin? Hukuk boşluğu. Hukuk boşluğu. Yazılı. Kanun boşluğu. Heh, bak hocam onun fotoğrafını getir gözünün önüne. En başta kanun, diğerinde hukuk vardı. Bak bu ikisini çok karıştırıyorsun. Yazılı diyorsam kanun, yazılı ve yazısız diyorsam hukuk boşluğu. Hatta onu şuradan düşün, hukuk yaratıyordu. Tamam? Sakın karıştırma. Aman Allah'ım. Çok önemli. Hocam bir daha tekrarlar mısınız? Bir karıştı gerçekten. Yazılı diyorsam, karıştı. Sadece yazılı diyorsam kanun boşluğu. Tamam.
bilerek bırakılmış boşluk diyorsam kural içi, yazılı ve yazısız diyorsam hukuk boşluğu. Hukuk boşluğunun olduğu durumlarda da hukuk yaratıyorduk. Hani görsel hafızanı canlandır. Bazen görsel hafıza çok önemlidir. İlk önce sana kanun boşluğunu söyledim, sonra hukuk boşluğunu söyledim. İlk yazılı kaynaklara bakarsın, sonra yazısızlara bakarsın. Yazılı kaynak diyorsam kanun boşluğu, yazılı ve yazısız diyorsam hukuk boşluğu diyeceksin. Bir ülkede belli bir zaman içinde yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olana ne ad verilir? Mevzu hukuk. Ceyhan. Çünkü hocam yazılı olan, yazılı kelimesini çizdiğim için sadece yazılı olanı biz mevzu diyecektik. Peki ben buraya yazılı ve yazısız deseydim ne diyecektin? Pozitif. 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 Cansın. Yazılı ve yazısız deseydim pozitif. Ama sana şöyle bir şey desem. Bir ülkede tarihin bir döneminde uygulanmış ancak şu an yürürlükten kaldırılmış olan desem. Tarihi. Kaldırılmış yani kullanılmıyor. O yüzden ben buna ne diyeceğim? Tarihi hukuk olarak ifade edeceğim. E siz öğrenmişsiniz ya. Bir son bir soru daha çözelim. Aksi düzenlenemeyen, uyulması zorunlu olan hukuk kuralları. Aksi emredici. Emredici hocam. Değil mi? Aksi diyorsa demek ki bana emrediyor. Ben onun tersini yapamam. Evet. Ben seni biraz daha zorlayayım ben. İyi dinle, acele etme. Uyulması zorunlu olmayan ancak tarafların, o zaman sözleşme aklıma gelir. Aksini kararlaştırabildikleri sözleşme yaparken, bak sözleşme yapmışız. Öngöremediğimiz uyuşmazlıklar olmuş. Hatta hocamıza örnek vermiştim. Sözleşme yaparken öngöremediğiniz uyuşmazlıkların giderilmesi için devreye hangisi girer? Tamamlayıcı değil miydi? Hayır, yorumlayıcı. Yorumlayıcı. Hayır, tamamlayıcı. 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 İlla eksiklik kelimesini kullanmak zorunda değilim. Bak ne diyorum? Sözleşme yaparken öngöremedik. Eğer şöyle deseydim, sözleşme yaparken kullandığımız kavramların ne anlama geldiği belirtilmemiş deseydim, yorum kullanırdınız. Tamam. Burada öngörülmeyen bir eksiklik var. Eksikliği tamamlarsın. Son bir soru hadi. Medeni Kanun'un 194. maddesine göre eşlerden biri diğer eşin açık rızası olmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayamaz. Türkçe'de bu nedir? Tanımlayıcı. Tanım. Direkt 194. maddenin ne olduğunu ne yaptım sana? Tanımladım. Bu kadar basit. Hocam ben orada tuzağa düştüm. Emredici de diyor ya. Ben oradan tuzağa düştüm. Heh. Dikkat zaten bak o, özellikle kelime içlerinde bunları çok kullanır. Tamam mı? Hı-hı. Bunlara dikkat etmeye çalışın hocam. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Evet. Tanıştım. Yani bu da bir kural olduğu için aslında emretmiyor mu? Yani emredici kurallarda sen bunun aksini yaparsın derse aksi kelimesi geçersin burası. Ama ben sana burada şunu söylüyorum. Direkt 194. madde gereği aile konutuyla ilgili bilgiyi net olarak veriyorum. Net olarak verdiğim için bu direkt şudur. Ha sen aile konutunu işte satamazsın çünkü bu hukuk kurallarına aykırılıktır şeklinde durum belirsem hangi şeye aykırı gelmiş olurum? Emredici hükümlere. Emredici, yani tamam. Değişkenlik gösterebilir soru kalıplarına göre. Evet canım hocalarım. Tanıştığınızda memnun oldum. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Memnun olduk hocam. Bu aynen, videolar izleniyor Sinan hocam. Ders tekrarlarını izleyebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren de Instagram sayfasında bol bol soru paylaşımlarına başlıyorum. Hem vatandaşlık hem öğrenmeden. Sanırım öğrenme de görüyorsunuz siz. Onlarla ilgili de yine benden yardım alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Teşekkürler hocam. İyi geceler.